أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. İstikamet dersi, istikametli insan. Bu Risale-i Nur'da İhtina Sırat-ı Müstakim Fatiha'da var olan İşat-ı Caz, El-Hücret-ü Zehra'da var. Bu o tarafı, ilmi tarafı. Yani sistemi anlatıyor. Burada düşünce boyutunda, psikoloji boyutunda kendi tanımlayabileceği, kendisinin eline malzeme verebileceğimiz, şablon verebileceğimiz, kantar ve metre vereceğimiz bir ders. İstikametli insan. Yani böyle kendisi o istikamet dersini dinleyip de kendi çıkarımları değil. Orada kendi çıkarımları olacak. İhtina sıratan müstakim. Hatırladınız değil mi? El-Hücret-i Zehra'da var. İşat-ı Caz'da var. Mektubat da var, var yani. Bak bir daha üzerine şey yapıyorum. Orada okuduğun zaman sen ne anladınsa, ilmi boyutu. İstikametin ilmi boyutu. Burada kendi şahit olduğu, yani realitesi olan malzemesi, formülü, realite. Ona bahsedeceğim. Ne işimize yarayacak? Bir, kendimize başkasını yorumlamak için değil. Bizim başkasıyla uğraşacak zamanımız yok. Hatta şey diyorum. Bir hata iki defa yapmaya kalkma. Çünkü o kadar yapılacak hata var ki bir hata iki defa yapmaya gerek yok. Çünkü daha o hatalar yapılması lazım. Daha o yapılacak hatalar var. Yani bir hata iki defa ne yapıyorsun? Daha bir sürü hataların var yapman gereken. Onun için ona zaman yok yani. Şimdi bizim de başkasının yorumlamaya, sorgulamaya, yargılamaya zamanımız hakikaten yok. Bir insanın istikametli olduğunun alameti laikaları esas almasından belli olur. Nasıl anlarız laikaları? Herkes diyor ki ayranın tatlıdır. Bunlar hakperest olurlar, kucaklayıcı olurlar. Bir insanda bir güzel hasleti görürlerse onu onaylayıp çapını genişletip dini hakka vasıta yapmaya gayret ederler. Yani cemaat kuşu yapıyorum. Sende bir özellik gördü. Onu yok etmeyi değil, onu, o sıfatını din-i mübine, davamıza katkı sağlamak adına çapını nasıl genişlendiririm, onu hizmette nasıl aktif ederim diye bakar. Onu devre dışı yapmaz. Unutmayın, istikametsiz insanlar, istikametlileri istikrarsız olarak görürler. İstikametsiz, muvazenesizlerin nazarında muvazeneli olanlar muvazenesiz olur. Ebu Cehil'in gözüyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yanlıştı. Değil mi? Yani mesela Yahudiler yapar, sen koşucu musun, futbolcu musun, bir özelliğin var, paran mı var, ekonomi, zeki misin? Onu davalarına vasıta yaparlar. Yani Yahudilik parkuruna sokarlar, onu o konuda kullanırlar, harice karşı. Onu yok etmezler, vay lan, sen hızlı koşuyorsun he, benden daha hızlı koşuyorsun, benden daha iyi bu matematik hesap yapıyorsun, benden daha iyi Yahudiliği anlatıyorsun he, çıktan kenara, demek. İşte ondan tokatıyoruz alemi İslam, baksana İsrail, bir avuç İsrail.
Yani dolayısıyla bir Müslüman kardeşimizin veya cemaat içindeysek, bir nurcuysa, bir meziyeti mi var? O meziyetini ben din-i mübine, din-i İslam'a, Risale-i Nur'a ve nurculuğa, işte tarikatçısı tarikatta, Süleymancılıksa Süleymancılığa nasıl kullanabilirim, nasıl malzeme yaparım diye onun çapını genişletmek için gayret eder. Yoksa onu devre dışı yapmak için gayret etmez. Onun alameti nedir? Onlar kusurları görmezler ve asla kusurları görmezler ve olsa bile serişte etmezler, yaymazlar. Olsa bile. Teferruata boğulmazlar. Ortak tarafları öne çıkarırlar. Yani bir araya geldikleri zaman, mesela tarikatçılarla beraber gelince Allah'ın dinini öne çıkartırlar. Yani insanların, Müslümanların ortak yönlerini ortaya çıkarırlar. İhtilafi mevzuları öne çıkartmazlar. Yani 20. lema ile muamele ederler. Kendilerini sorgular ve yargılarken 21. lema ile muamele ederler. 21. lema ile insanlara bakmazlar. 21. lema, enfusi yapılanmayı sorgulama yöntemidir, şablonudur. 20. lema, nurcuların birbirlerine, tarikatçıların birbirlerine, Müslümanların birbirine, cemaattan birbirine bakış tarzıdır. Ortak taraflarını öne çıkarlar, kişileri sorgulayıp yargılamazlar, muvazene-i amal cihetiyle bakarlar. Yani bu insanın hangi davada, yani neyi, nerede bulunuyor, kimlerle beraber, kime karşı duruyor, tamam. Bunun hasenat ve seyyiatı nedir? Allah'ın bakışıyla bakarlar. 13. lemada geçiyor. Allah'ın bakışı nedir? Allah da bize birbirinize böyle bakın diyor. Muvazene-i amal, yani hasenat seyyiat. İyilik, güzellik, kötülüğe göre hangisi galipse. Bir insanın binlerce iyiliği var. Çok güzel hizmetleri var. Nice insanlar istifade ediyor. Bana nahoş gelen, belki de yanlış olmayıp, benim hassasiyetimden yanlış gözüken, dinin haram etmediği bir şeyi yanlış deyip, bütün o güzelliklerini yokmuş gibi davranıp, o bana yanlış gözüken o davranışı muzam ederek, biraz da ekleyerek, serişte etmek, tamamen şahısa ihanet gibi gözükürken, onun taşımış olduğu sıfata, ettiği hizmete hücumdur. İşte lemalarda ona şöyle diyor. Basit basit hesapların peşinde olur ve Allah da şöyle diyor ona. Vela teşteru bi ayati semenen kalila, küçük bir fiyata, yani ne bileyim bir otoritesinin sarsılması bir menfaati olabilir. Ben bilineyim, ben tanınayım bir menfaattır. İle burada para değil. Semenen kalila, kali, küçük bir şeyle menfaat, şöhret olur, tanınma olur, liderliğim var, otoriten sarsılıyor. Bu tür basit şeylerle diyor, böyle büyük bir hasenenin hücum edersen, ama şahısta gözüküyor. Direkt Risale-i Nur'a ve Kur'an'a hücum etmiyorsun, hadimlerine hücum ediyorsun. O zaman nedir? Şu olur. Ayetindeki şiddeti tehdit kârâne nehi ilahiye mazar olup, Allah'ın nehine mazar olur. Saadet ebediye zararına manasız, lüzumsuz. Manası yok yani şimdi bu gündemde. Bunları serişte etmek manasız, lüzumsuz, zararlı, sana en büyük kederli, seni öne çıkartan şey, hot vuruş, tamam? Furkan'ı önden indirdik. Onu da indirdik.
Sen ortaya kaldın. Yani örnek demek ki senin başkalarını indirmekte gaye hotfuruş, sakil, riyakarane bazı hissiyat-ı süfliye ve menafi cüziyenin hatırı için ihlası kırmakla hem bu hizmetteki umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz. Çünkü o arkadaşımızın hizmeti bütüne mal oluyordu. Onu devre dışı yaparsan umum kardeşlerimizin sebabını ortadan kaldıracağından umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz. Hele hele bende şey var, 259 Barla'da ey yuhibbu ehedüküm ilahir, o gıybet ayetinde orada bir gayri müteşir var bende. Yani ustad bunu zamanı girince yayınlarsınız diye orada Barla mı getirir misin Furkan? Bir de masamda kuşun kalem şeyi var böyle basa. Orada şöyle diyor, gelene kadar anlatayım. Yapacağınız gıybetin kişiye göre değişkenliği var. Diyor ki, bir insan bir insanı gıybet ederse, normal bir insanı, günah şudur, ayrıdır. Hele bir insan, bir insanı, o doğruydu, değilse hatası, öyle bir şey yoksa, o gıybet edersen ayrıdır, iki. Üç, alimi gıybet edersen ayrıdır. Bir otoriter ve toplumun istifade ettiği nokta istinat ve istimdat olduğu kişiyi ederseniz cinayeti ayrıdır diyor. Yok, o zina istinat etmekte. İftira o. Hani şey yapmayayım diye. Bak şurada ben şimdi bu size niye getirdim bunu? Yani arkadaşlara böyle bak, gayrimüteşirleri bazen lazım olunca bak böyle ekliyorum, kendi Osmanlıcayı Latince'ye çevirip yapıştırıyorum. Bak 267'de şurada ilahi ayette bak, bakın kitabıma bakın. Bak bu buranın İslam hukukunda gıybetin, hele hele bu yalansa, hele hele bu alimse, bir de örf-ü nasta toplumda saygın ve yön veren, istifade edilen kişi ise diyor. Burada ayrı madde kullanıyor. Hukuku İslamiye'de. Ondan sonraki şey, bu İslam şeyinde. Ustattan aldığım şeyi göstereceğim size. Bak şunu görüyor musunuz? Şu Latince'de yoktur sizde. Yani bu gıybetin diyor, alimi olursa, bilhassa diyor böyle gıybet ehli namus olursa veya ehli haysiyet hakkında olsa, bilhassa ehli ilim hakkında olsa ve bilhassa akıldan hariç bir tarzda olsa diyor, ondan sonra devam ediyor. Yani biraz yapacağımız şey biraz makul olacak. İşte bu ne oluyor? Umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz. Hem hizmeti Kur'aniye hizmetine taarruz, bak hizmeti Kur'aniye'nin hizmetine, hem hakaik imaniyenin kutsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz. Bir nurcu bunu yapar mı? Yapmaz. Bilmeyerek yapıyor işte. Bastı dalı böyle kesiyor. Yapabilir. Bir Müslüman yapar, ileri nurcu değil. Biz nurculuktan konuşuyoruz. Yani demek ki hiç lazım mı? İhtiyaç var mı? Toplumun böyle bir ihtiyacı var mı? Mesela bir adamı gıybet edeceğiz. Mesela edelim. Mesela Bayındır. Abdülaziz Bayındır mesela. Ulema-i su, işkemesine midesiyle bağlı. Bak gıybet ediyor. Ve farz kabul ediyorum bu gıybeti. Farz. Çünkü Allah'ı geleceği bilmez diyor. Biri sana soruyor. Hocam diyor, ben evleneceğim kızın kim olduğunu Allah bilir mi, bilmez. Niye bilsin diyor. Bilseydi diyor, iyisini seçin, şöyle yapın, böyle yapın der mi diyor. Yani bakın Allah hakkındaki anlayışına bakın. Ve bırak onu diyor İmam Azam için diyor. Ustad da diyor ki mezhep, dinsizliklerini mezhepsizlik olarak gösterirler diyor 27 sözde. Ha? Mesela kütüb-i sitteyi bırak diyor mesela onları. Ha, buna bazı gıybette farz. Ha böyle lazımsa hani konuşman bir risk taşıyor, risk alıyorsun. Yani böyle bu yayınlanacak. Ya böyle işte bakarsın Süleyman Ebattı diye internete girersiniz görürsün.
Abdülaziz'e göre diyor, Google'da yazarsın, Allah geleceği bilir, bilmez diyor adam. Ondan sonra onu bir sürü böyle kütüb-i site inkar ediyor. Böyle bir şeyi toplumda lazımsa tamam. Toplumun böyle bir ihtiyacı yok. Yani itikadı bozuyor bu. Allah gelecek bilmezmiş. Yani bu itikadı bozuyor. Ehl-i sünneti bozmak için gayret ediyor. Bunu serişte etmek farzdır. Niye? Şerinden insanlar kurtulsun. Ha? Şimdi ama bir bakıyorsun bir Müslüman böyle bir şey yok yani. Tarikatçıdır, Süleymancıdır, cemaatin içinde birisidir. Yani bir ihtiyaç var mı buna? Ne ihtiyaç var yani? Lüzumsuz diyor, manasız. Niye yapıyorsun bunu? Hotfurşane, sakir, riyakarane bir netice almak için. Yani şu kantar böyle düşünün. Bunun yukarı çıkması için iki mana var. Ya buradan bir taş alacaksınız veya buraya bir taş koyacaksınız. Çıkamıyorsun, ötekiler yok olsun ki ben gözükeyim. Olur mu? En insaf olur mu? Olmaz. Peki, kime zarardır? Kendin, bak şöyledir. Ona hücum ediyoruz gibi, bak psikoloji şeyi anlatıyorum, istikametli insandan bahsediyorum. Onun şahsına hücum ediyoruz gibi gözükürken, onun iddia ettiği davaya, taşıdığı sıfata, onunla bağlı olan, pamuk ipliğiyle bağlı olan Müslümanların hukukuna. Herkesin bir kariyeri var. Mesela kardeşimiz dedi ki, Edirne miydi? Tekirdağ. Gittim diyor. Ben o tevazı alıyorum. Ya ben öyle diyor, dinle anlatan bir şahsiyet değilim. Şöyle böyle değilim. Yani. Becerim. Ama diyor, orada olunca Allah bir hal veriyor. Konuşuyoruz. Bizim bu halimizden diyor, dine itimat eden, bağlanan insanlar var. Demek ki herkesin bir çevresi var. Herkesin bir alakadar olduğu, sahiplendiği, taşıdığı bir insan grubu var, cemaati var. Bunların içine bazıları pamuk ipliğiyle bağlı, bazı halatla bağlı. Yani mesela kendimi misal vereyim. Pamuk ipliğiyle bağlı. Zayıf olanlar var, güçlü olanlar var. Benim şahsıma hücum ederken bunları da nazara alman lazım. Bunun peki onlara katkı sağlar mı? Ama nasıl peki? Yapmayacak mıyız? Alelen Risale-i Nur'a muhalif, itikat ve amelimizi bozan, Risale-i Nur'u gösterip yanlış yola sevk eden bir fiili varsa, onun düzeltme yolu da böyle değildir. Ona gidilir, onun şeyi zemini hazırlanır, güzel bir üslupla ikaz edilir. İkaz edilir. Hele hele bir kusur da varsa, o da şeriata göre de yanlış değilse, onun ama gelişi güzel, nailer arasında artık sırrı bilinmez bir sebeple böyle Müslüman olur orta, doğru ve yanlış serişte etmek, kul hakkından daha ileri iftira da olursa, yani bu nasıl bir cinayettir? Kişiye yapılmıyor, kişide gözükürken, bak taşımış olduğu sıfata, taşımış olduğu masum sıfatları var. Çakıl taşları gibi değil, imanı var, İslamiyeti var, muhabbeti var, hele sevdiği bir şey varsa. Bir de onunla ayakta zor duran insanlar varsa, onu devre dışı yaparsan, kimin işine yarar? Peki onlar kopacak, düşecek. Sen memnun olacak mısın? Onun için dikkat edeceğiz. Çok ciddi olmadıkça böyle şeylere tevessül etmeyeceğiz. Mesela Abdülaziz Bayındır dedim. Niye dedim? Örnek veriyorum. Musa Bey Küf'te üstad yaptı da risalede var. Mustafa Sabri Efendi falan var ya. Yani itikadımızı bozan, televizyonlara çıkıp, ehl-i sünnet inkar eden, Buhari'de işitmek, sahabeden işitmek gibidir diyor usta. Değil mi hatırlarsınız? 19 mu? Yani böyle kütüb-i sitemizi, kitabımızı, ehl-i sünnetimizi böyle rencide eden, itikadımızı, amelimizi bozanları serişte etmek farzdır. Gıybetin yapılmaz manasına falan. Ama böyle değilken birbirimizi, Müslüman Müslümanı, işte Süleymancı tarikatçı, tarika hasnurcu, Süleymancı vesaire yani Müslümanlar arasında böyle bir şeyi vicdanımıza sığmıyor. Bizi, ha demek ki bu insan bize şunu gösteriyor, bir yerde duyar. Bu muvazenesiz, istikrarsız ve istikametsiz insan demek.
bilgisiz, cahil değildir. Bilgi ayrıdır, istikamet ayrıdır. İstikamet sadakattır, bilgi ilimdir. Sadakatsız ilim küfre hizmet eder. Bilgisiz demedik. Çok şey biliyor. Konuştuğu zaman mangalda kül bir atmıyor ama muvazene ve mizan yok. Edile-i Nuriye'miz var. Arkadaşlar tartacağız. Lütfen Edile-i Şeriye'mizi adı, soyadı gibi bileceğiz. Edile-i Nuriye'mizi sayabilir miyiz? Bir, lubu bulmayan meşgul olur. Bulamayan değil, lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. İki, Osman, sen söyle. Hakikati tanımayan, çok güzel, hayalata sapar. Üç, sırat-ı müstakimi göremeyen, çok aldanır, aldatır. Olmaz. İfrat ve tefrite düşer. Bir daha söyle onu. Üç, sırat-ı müstakimi göremeyen ifrat ve tefrite düşer. Evet. Dört, müvazenesiz ve mizansız olan çok aldanır, aldatır. Evet. Muvazene, vezin, kantar ve mizansız, metresiz, kantarsız, metresiz olanlar çok aldanır, virgül, aldatır. Onun için ailevi sorun mu var? Kişiler arasında sorun mu var? İstikrarda sorun var. Burada bir ya buraya, bir yere veya birkaç bir maddeye muhalefet ediyorsun demektir. Burada bu ölçümüz bu olacak. Peki, devam ediyorum. Kişileri sorgulayıp yargılamazlar. Muvazeneyi amal cihetiyle bakarlar. Şahsi ve umumi hukuku ayırt ederler. Ne olur, bunlar bir hayattan, külliyattan, laikalardan damlayan şeyler bunlar. Buna mutlaka kulak verin, ciddi ciddi dinleyin. Dinliyorsunuz da ben altını çizmek için söylüyorum. Bak, bunlar şahsi ve umumi hukuku ayırt edenlerdir. İstikametli insan. Başka? Bunlar başkasının muvazeme-i amel yapanlardır. Başka? Bir başkasının meziyetini nur mesleğinde kullanmasını kanalize edilmesine dua ederler. Yani birisinin bir şey meziyeti olsa, ya Rabbi, futbolcu da olsa, koşu, Allah'ım bunu nurcu yap. Ne bileyim, ya araba kullanıyor, motoru kullanıyor, tanınıyor. Onun sayesinde nice insanlar var, nura ısınır diye dua ederler. Yeni birisinin nurcu olması istediği gibi, yani bakın bu çok önemli. Bu hatıra gelmeyen bir madde. Bir nurcu, yeni gelen bir insanın sefihtir, namazsızdır, itikatsızdır. Onun nurcu olmasını, itikadının düzgün olmasını ne kadar istiyorsa, hizmet elemanının da devamına teşvik ederler. Eskilerin de canlı ve hizmette durması için o kadar gayretli olurlar. Yani yeni bir insanın nurcu olmasına nispeten hizmette var olan bir elemanı aktif ve canlı tutmak daha mühimdir. Buna dikkat ederler. Yani çünkü yeni olanın nurcu olma ihtimali vardır. Bu çok önemli abi ya. Bu çok önemli. Yani yeni olacak bir gencin nurcu olma ihtimali var. Hizmet olmayacak. Olmaya da belli değil. Ama var olan ve göstermiş ama belirli sebeplerle töközlemiş. Düşmüş. Allah senin belanı versin. Töközlemeseydi mi demek mi lazım? Tamire mi götürmek lazım? Senin bilgisayarın, cep telefonun bozulursa Allah belanı versin. Atıyor musun çöpe? Deyip. Ne yapıyorsun? Tamire götürüyorsun. Bir kardeşini, bir dava adamı da böyle lanet okuyarak arkasından böyle yapmak, herhangi veya değil, onun tamirine çalışmak. Tamire. Demek ki muvazeneli, istikametli bir insan, yeni bir insanın, yeni bir nurcunun, yeni bir delikanlının nurcu olmasına ne kadar gayretliyse, var olan hizmette bir elemanı aktif etmek, canlı etmek, düştüğü yerden kaldırmak. Kötü bir vaziyette bile görsek onu terk etmemek. İstikametin özelliğidir. İstikametli olduğunu gösteriyor. Başka? Hiçbir zaman ümitsiz olmazlar. İstikametli insan. İstikametli insanlar olayları arkadan seyrederler.
mümkün olduğu kadar hüsnü zan ederler. Ortada dolaşan silik sözlere itibar etmezler. Dostlarını, düşmanlarını net bilirler. Her şeyin ifrat ve tefritinden sakınırlar ve sakındırırlar. Her şeyin ifrat ve tefritinden sakınırlar ve sakındırırlar. İki defa okudum. Mukabeli bir misille hareket etmezler. Sen bana böyle yaptın, hı? Aa, ben de sana böyle yaparım. Yani yapılan muameleye karşı muamele yapmazlar. Mukabeli bir misil deniliyor. Tahrik olmazlar bunlar. Hadiseler onları sarsmaz ve yıkamaz. Düşse bile kalkmayı bilirler ve becerirler. Dostlarına kıymet verirler, ihanet etmezler, vefasızlık yapmazlar. Diş dünyanı 20. lema ile, iç dünyanı 21. lema ile murakabe etmek ve ona uygun adım atıp eyleme dönüştürmek. Her amelinde hesaba çekileceğini, her amelinde hesaba çekileceğinin şuurunda olan dengede ve vasatta kalmasına vesile olur. Yani ahirete yakini nispetinde istikametli olurlar. İnsanın istikametine sebep, mayası, imani bir ahirete inkişafı nispetindedir. Aile hayatında diyor Üstad şu anlarda, huzur, mutlu, ahengin sebebi o aileye imani bir ahiret hükmü, rüknünün hakim olmasıyla olur diyor. Yani ahiret inancı o eve hakim olursa, o evde mutluluk olur, huzur olur, istikrar olur, muvazene olur, denge olur, saygı olur, olur da olur. İşte bir insanın, arkadaşlar ne olur bunu kaçırmayın, istikrarlı ve istikametli olmasının eğer görüyorsak, kendimizi veya bir başkasını, bilin ki onun imani bil ahirete yakini yüksek. İmani bil ahirete, ahirete hesap verileceğini, sonsuzluk hayatı bu fanide inşa edildiğini, burada kazanıldığını bilen, asla ve asla kendisine lazım olmayan, hatta zararlı düşecek şeylere tevessül etmezler. Çünkü imani bil ahirete yakiniyetleri vardır. Ahiret inancı hayal değildir onların nazarında. Derecelerini gösteriyorlar. Yani istikamet ve istikrar o kişinin imani bil ahirete yakiniyetini gösteriyor. Birbirine geçiş var yani. Mesela ahirete yakiniyeti artanın istikameti çok olur. İstikametli olanın da ahirete yakiniyeti kuvvetli olur demek istedim. İddia ettiği davayı, istikametli insandan konuşuyorum. İddia ettiği davayı hayatına uygulama nispetinde istikamet olur. Ne iddia ediyorsunuz arkadaşlar siz? Süleymancı mı, tarikatçı mı, Mahmud Efendici mi, Nurcu'yu mu? Heh, bu bir davayı istiyor. Ben herkese hitap ediyorum. Ne iddia ediyorsanız, onu hayatınıza ne kadar uygularsanız, o kadar istikamet ve istikrar olur hayatımızda. Başka, istikametli insanda gıybet, iftiradan ve de duyduklarını süzgeçten geçirmeden söylemezler. Gıybetten, iftiradan şey söylüyor galiba. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh, zannediyorum oradan kalmış yani, bir sahabeden işitmişim. Tövbe, işitmişim derken okumuşum yani. Diyor ki, her işittiğini hiç sorgulamadan yani, her işittiğini söylemek yalan olarak sana yeter diyor. Ya işittim, özür değildir. Senin özürün değil, her işittiğini söyleme hakkına sahip değilsin. Kişiye saldıracağım diye taşımış olduğu sıfata hücum olduğunu unuturlar. Başka, kendini Müslümanların hasreten dava arkadaşlarından korumaya çalış. Şimdi başka bir önerim var. Beni sevmeyen, herkes kendisi için söylesin, çekemeyen, haset eden,
Yok olmamı isteyen beni en iyi tanıyanlar olur. Beni hiç tanımayan, benim varlığımdan haberi olmayanların benim yok olmamı ve bana haset etmeleri imkanı yoktur. Bana haset edenler, benim yani herkes yani sizin, sizin yok olmanızı isteyenler en yakınlarınızdan çıkar. Müslümanların nereden ve kimden olursan olsun istifadelerine taraftar olmaktır. Bana gelsinler, benden ders alsınlar, bana sevap kazandırsınlar demek nefsin ve enaniyetin bir hilesidir diyor. Değil mi? Öyle diyor lemalarda. Demek ki kendi çevrenize dikkat ediniz. Onun mesajını veriyorum. Oturup kalktığınız kişilere dikkat edin. Hazreti Ali'nin sözüyle konuştuğu, sır verdiğin kişi yarın düşman olabileceğini, düşman olduğun kişiye de yarın dost olabileceğini nazara alarak davranınız diyor. Muvazeneyi görüyor musunuz? Dengeli insanı görüyor musunuz? Yani bu insanlara ben hayranım demiyorum, hastayım yani. Yani deli olacağım bir şekilde hastayım yani vallahi. De şuraya bakın. Bu insan o zaman diyor ha o zaman psikiyatri, psikoloji, danışmanlık yani fenlerin revaç değil. Zulmün, yokluğun. He? Bunu yaşayan söyler. Tabii yaşayan söyler. Kol gezdiği bir ortamda iki vadide Mekke'de söylüyor bunu. Niçin tesir ediyor bizi böyle heyecanlandırıyor? Çünkü ruhundan çıkıyor. Yaşanan bir söz tarihe mal olur. Yaşanmayan bir sözün içi kof olduğu için yok olur. İçi boş olan çekirdek güneşte kurur. İçi dolu olan ağaç olur. Kendini Müslümanların hasetinden, haseten dava arkadaşlarından korumaya çalış. Haset ve olumsuz şayalara bu merkezden çıkar. Yani haset ve olumsuz şayalar var yani. Sözler dolaşır, silik sözler. Hep senin en yakınından çıkacağını unutma. Başka merkezden arama. Merkez üstü deprem orasıdır. Gölcük depremi diyeyim mesela. Yani taşı attığınız yerden dalga başlar. Katkı yaptığınız yerden çıkar. Hizmet ettiğiniz yerden mukabele çıkar. Hizmet etmediğiniz yerde varlığınız yoktur ki siz mukabele ve itiraz edilesiniz. Nerede varsanız orada yok olmaya mahkum olacaksınız. Nerede var olmak istiyorsanız. Unutmayın, iman etmek bile bir şeyi reddetmekle mümkündür. Bir şeyi reddetmeden iman olmuyor. La ilahe, la ilahe illallah. Bir şeyi reddetmeden zıttına sahip olamazsınız. Onun için reddettiğiniz kişiler reddlerine muhatap olacaksınız. Eğer bir ekmeğe birkaç eller uzanırsa gibi yani. Peki Risale-i Nur'un bir muvazeneli istikametli insanlara nasıl olur Risale-i Nur'un içindeki kişi? Bir sarih ima manalarını tefrik eder. Yani bir nur talebesi nasıl istikametli olur? Bir sarih açık ve ima gizli manaları ve emirleri ayırt eder. Ona göre davranır. Bir. İki. Şahsi ve umumi hukuku ayırt eder. Üç. Dar ve geniş daireyi karıştırmaz. Dört. İhlas, sadakat, takva, içtinab-ı kebair ve hizmetle meşgul olur. Zamanı olmaz. Bunu esaslarını bilir ve buna göre çalışır. Dört. Veya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Lüb, hakikat, sırat-ı müstakim, muvazene ve mizanı koruyarak zeminde kişilerin yanlarında olmak. Yani lüb'la meşgul olan, hakikatla meşgul olan, sırat-ı müstakimle meşgul olan, muvazene ve mizanı elinde olan kişilerin yanında ve zemininde olunuz. Arkadaşlar, lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. Kışır ile meşgul olanla meşgul olma.
Hakikati tanıyan hayalata sapmaz. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Hayalata sapanlar, zanlarıyla hareket edenler, tasavvurlarıyla hareket edenlerin yanından uzak dur. 3. Sırat-ı müstakimi göremeyen, ifrat tefrite düşen, ifrat tefritte olanlar istikamette değillerdir. Ondan uzak dur. Muvazenesiz ve mizansız olanlar çok aldanır, aldatırlar, aldanır ve aldatan tipler. Yani kendi muhabbetiyle, mesleğiyle, revacına uğraşmayıp başka şeylerle meşgul olanlardan uzak dur. Tamam, say yavaş yapayım. 1. Risale-i Nur talebesindeki istikametli kimdir? Yani Risale-i Nur'un 1. İstikametli olanın özelliği. Risale-i Nur'un 1. Sari ima manalarını tefrik eder. Açık ve gizli manalarını sari ve remzi ima manalarını istikametli arkadaşımız bunu tefrik eder. 2. Şahsi hukuk ile umumu hukuku tefrik eder. Dar ve geniş daireyi karıştırmaz. 4. İhlas, Kastamonu 96'dan okuyorum bunu. İhlas, sadakat, takva, iştinab-ı kebair, hizmet esaslarını bilerek, onlara riayet ederek çalışır. 5. Lub, hakikat, sırat-ı müstakim ve muvazene ve mizanı koruyarak bunlarla, bu vasıflarla veya bunu işleyen insanlarla teşrik-i mesai eder. 5. İhlas risalesini daima rehber eder. 6-7 ise 7. 232 Kastamonu'da geçiyor. Hucumat-ı Sitte iktisat ve ihlas risalelerini aralarında müzakere yaparlar. Müzakere yap. 3 tane risale. 6-7 et. Bunlar bizi istikrara ve istikamete koyar. Son cümlemi okuyorum. Bununla alakalı. Taassubuna kıblesini göster. Taassub Allah vermiştir. Taassub niçin vermiş? Müslümanlar arasında bir tarafız. Bursa, İstanbul. Bir. Bu çok önemli Murat. Müslümanlar arasında bir tarafız. Bursa, İstanbul. İnsanlık içinde ise biz bir tarafız. Bursa, İstanbul, Rize. Bir. Yani Müslümanlar arasında onun güzelliklerini görüp bak sakalı var, cübbesi var. Arapça biliyor. Ne bileyim. Ya hizmet ediyor. En azından İslami bir görüntüsü var. En azından İslam'ın aleyhinde değil. En azından Subhanallah diyor, Elhamdülillah diyor. Allah beni kahretsin ben inanarak söylemiyorsam bunu. Bir kardeşimize keyif bağışlamak için söylemiyorum. Ruhumdan çıkanı söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Kur'an'da Allah yemin ettiği için söylüyorum. Allah beni kahretsin inanarak söylüyorum. Bir Müslüman kardeşinin tesbih çekmesini, tesettürünü, çarşafını, takkesini, Arapçasını, tarikatçısını, Süleymancısını onaylıyorum ve seviyorum. Bu Kur'an öğretmelerini. Özel hayatlarındaki yanlışı beni ilgilendirmiyor. Bir Süleymancı kardeşimin Kur'an öğretmesini onaylıyorum. Bir İsmail Ağa'nın Arapça öğretmesini onaylıyor. Bir menzilin zikir vermesini onaylıyor. Tesbih çekmesini onaylıyorum ve seviyorum, takdir ediyorum. Bir Mahmud Efendi cemaatinin İmam Rabbani mektubatını onaylıyorum, seviyorum, takdir ediyorum. Bir Nurcu'nun Kur'an okumasını, Hizbul Kur'an okumasını, Risale okumasını, hizmet etmesini onaylıyorum, seviyorum. Ve böyle olmamız lazım, böyle olacaksınız. Ama sizin bu hallerinizden hoşlanmayan size hücum edecek. Size etmeyeceksiniz.
Zümer abi bizim pirimiz şöyle diyor. Sen bu doğru bildiğin yolda yürüyeceksin ama senin içinden hoşlanmayan çıkacak, seni Sibirya'ya sürecekler. Sibirya soğuktur, orada bitki yetişmez. Şu çiçek yetişmez. Isınla yetiştireceksin. Ama orada da seni gelip bulacaklar. Yetiştirdiğini de söküp atacaklar. Ama sen bunu aldırmayacaksın. Şayet ekvatorlara sürülürsen orada su yok. Kanını su yapacaksın, bitki yetiştireceksin. Ama orada da seni bulurlar, söküp atarlarsa sen bunu aldırmayacaksın diyen ağabeyinin takipçileriyiz biz. Varisi olduğumuzu inandığımız kişileriz. Ustadımızın talebesi bu. Aldırmayacaksın. Hem de en merkezden gelecek sana bunlar. Ama sen mukabeleyi bilmişsinle mukabele etmeyeceksin. Sen peki ne yapacaksın? Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanıp hulukul Kur'an hecren cemila emrediyor. Kavga etmeden güzel bir şekilde uzaklaşın diyor. Hecren cemila. Kur'an'ın ifadesi. Kavga etmeden ayrın. Uzak durun. Ama çok şeyler duyacak senin hakkında. Kaderin hükmüne vereceksin. Beşer zulmeder, kader adalet eder. Hangi fiilimle kadere fetva verdim ki Allah böyle yaptı deme diyeceksin. Ben hayatımda dün mü bugün mü bugüne kadar düne kadar çözemediğim bir şey vardı. Ondan sonra çözemediğim bir şey vardı. Ya Rabbi nasıl verdin buna derdim. Çok üzülürdüm buna. Bunu niye verdin? Aynısını o yaptığını iki gün önce şahit oldum. En yakın eşinden söyledi. Sonra bir şey anlatmak için söylüyorum. Allah'ım senin işine karışmamak lazım. Affet bizi. Ne yapıyorsan doğru yapıyorsun. Allah'a karşı güven sorunu yaşamamak için teslim olmak lazım. Allah mı yaptı bunu? Evet, beşer zulmetti. Kader adalet yaptı. Beşer zulmeder, kader adalet eder, kader adalet eder. Hangi efalimle kadere fetva verdim ki bu zalim bana müsaade etti? Demeli, onunla meşgul olmamalı. Kendini ıslah etmeli. Kendine dönmeli. Bunu ben gayret etmeye çalışıyorum. Kısmen de ve emma bi nimeti rabbike fehaddis. Rabbinin nimetini şükür için tadat et. Siz gençsiniz, size söylüyorum. Bir abiniz olarak yaşlıyım. Kısmen muvaffak oluyorum ve rahat ediyorum. Mukabeleyi bir misille asla hareket etmemeye çalışıyorum. Etmiyorum. Etmiyorum yani. Tevazu yapmayacağım çünkü Risale'yi anlatmaya çalışıyorum. Etmiyorum. Etmemeye çalışıyorum demiyorum. Etmiyorum. Etmem de. Ne kadar tahrik ederlerse etsinler. Etmiyorum. Örnek olsun diye söylüyorum. Daireniz içinde sıkıntılarınız olacaktır. Gençsiniz. Benim de olmuştur. Çok olmuştur. Ne yapmışım biliyor musun? Dairem için asla savaşa geçmemişim. Ve kendime başka bir hizmet yeri açmışım. Yurt dışı öyle patlamıştır benim hizmetimde. Yurt dışı hizmetleri benim keyfe maaşa Türkiye'yi terk edip yapmamış. Dahildeki bir sıkıntıdan kaçışımı meşru yapmak için Türkiye'den dışına. Ondan sonra Allah her şeyi sakinleştirdi. Her şeyi düzeltti. O kardeşlerimiz de ıslah etti. Yeri yerine oturdu. Hepsi bir kıtanın bir yerin başına oldu. Ondan sonra diğer arkadaşlar, abim başımızda ol dediler. Ben de peki dedim. Yer yer sıkıntı olduğu zaman Rabbim şahittir. Allah'a yalan yaparsanız kafir olan olursunuz diyen kitapta yazıyor ve onu nakleden insanım. Mesela dahildeyse yer yer gençler veya bu sözümü dinleyenler, dershanelerde sıkıntılar çekenler, bak başka bir muvaffakiyetimi de şey yapayım, örnek olur diye serişte ediyorum. Bundan önce daha önce sıkıntılarım oldu. Ne yaptım? Çekip gittim Türkiye'nin bir şehrinde hizmet başlattım ve geri dönüşümü hiç düşünmemiştim. Sanki sahabeler geri döneceğini ihtimal vermeyip Habeşistan'a veya Medine'ye hicret ettikleri gibi ben tamamen kopmuştum İstanbul'dan.
başka bir şehirde hizmete ve tam 2-2,5 sene. Çünkü dönüş yoktu. O zaman patladı işte oralar, Murat, işte senin o, hani Rize yani. Çıktım, tamam dedim. Kendimi hesap ettim. Ben bu dünyada bir başkasıyla kavga edecek zamanım yok. Onun ne diyor ne diyeyim, ne diyor ne diyeyim, ne diyor ne diyeyim'e yoracak kafam yok benim. Vaktim de yok. Ve mana ile meşgul, toplamam da vardı. Aldım çantamı, hiç yapmadan, ayrılıyorum da demeden, dershane hizmet edenlere mesaj gönderiyorum. Hiç ayrılıyorum demeden, ya ne yapayım? Ya ben orada hizmet edeyim. Orada edeceğim. Aslında abi kafanızı kesmiyor muydu? Mesela bu kabine bir misil yapsak o anda abi, o hizmet açılacak mıydı abi? O hizmet açılmayacaktı. Hizmet buradaki hizmet zarar görecekti. O kardeş zarar görecekti. Ben zarar görecektim. Üç kişi zarar görecekti. O kardeşimiz, ben ve hizmet. Biz hiç önemli değil ama hizmet zarar görecek. Çünkü o kardeşimle pamuk ipliği gibi hizmete bağlı olanlar var. Bizimle bağlı olanlar var. Onunla bağlı olanlar var. Herkesin bir kariyeri var. Dolayısıyla bunları insaflı ve vicdanlı olarak hizmete esas alacaksın. Küfür dahi etseler. Dayak dahi yesiniz. Hizmet adına her şeyi görmüşüm. İşkencesini görmüşüm. Hapsini görmüşüm. Dağlarda kalmışım. Ya her şeyi aman aman görmüşüm. 78'de insanım. 78'den parkura girmiş. 80 ihtilalinde tam yani. Vesaire. Şimdi bir şey anlatmak için haşa. Başka bir şey çekmeyin yani. Bunda ne anlatmaya çalışıyor? Kendini mi serişte etmek istiyor? Kendini mi? Hayır. Yani böyle şeylere düşen kardeşimiz veya içinde olan kardeşimiz deneme, yanılma, yapma, deneme ile doğruyu bulma ile uğraşmasın. Bu denenmiş. Aynı. Denenmiş, sen de uygula, ben neticeyi aldım, sen de böyle yap diyorum. Külliyata böyle. Ama külliyata uymaz şuurunda mı yaptım? Fıtratımda mücadele pek yok. Merhamet galip olduğu için vurup kırma, işte mukabele bir misille yapmak benim şefkatimde, müsaade yok. Yani fıtratımda yok. Ben, bana meziyetim değil, Allah yaratmamış şunu. Haseti yaratmamış bende. Haseti yaratmamış. Uzun vadeli adaveti yaratmamış. Yapmamış. Yani madde perestliği Allah bana koymamış. Çok az var. Ama haseti koymamış. Yalan mı söyleyeceğim? Koymadığı bir şeyi ben kazandım deyip de Allah iftira edemem. Yok. Yani Allah vermemiş. Şükürler olsun. Haset denen bir şeyim yok. Ha, şimdi böyle bir şeyde ne yaptım? Hemen ya ben orada yapayım. Çekip gittim. Fakat kader ilahi en güzel bir tarifçi, çözücü, çözüm yöntemi şeydir, zamandır. Zamana bırak, ben zamana da bırakmadım. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey düşünmüyorum yani, Habeşistan gibi yani. Geri dönüşüm değil. Ben hizmetim bu, tamam. Yeni baştan, hadi bakalım. Ama kimse yok, hiç ilgilendirmiyor. Benim fıtratımda, Almanya'da da öyle. İmamlık yaparım, bakarım cemaata, hitap ederim. Seçerim böyle ezberde konuşuyorum. Çekirdekleri bulmaya çalışırım. Hizmetin zayıf olduğu yerlere giderim. Bakarım böyle. Hizmet mi var o caminin etrafında dershane? Gitmem. Gidersem oraya teşvik ederim. Giderim kürsüden inerim. Giderim medresede dizde otururum. Beni takip eden cami cemaati da Allah Allah kürsüde biraz önce anlatıyordu. Şimdi diz çöküyor. Niçin? Oysa o genç bir delikanlı vakıf. Çünkü ha ben gittikten sonra diyecek ki bizim hocamız, cami hocası buraya geldi bunu dinledi. E bu gitti. Bu hocamın dinlediği kişiyi ben de dinlemek farz olur. Onun dinlemesini sağladım. Çünkü ben faniyim. Eğer dershane yoksa ki çoğunlukla ev dersleri var. Benim gittiğim yerlerde pek dershane yok. Öyle seçiyorum. Ne yapıyorum? Bakıyorum böyle. Varsa bir nurcu hemen onları sahipleniyorum. Onu aktif etmeye çalışıyorum. Ev dersleri yapıyoruz. Dershan lojmanda koyuyoruz. Kendisiyle erdiyse bir çekirdek yapıyorum. O çekirdeği camiden ayrıldıktan sonraki kokusafenodur değil mi arkadaşlar? Kokusafeno burada olanlar var da üç kişi. O caminin eserleridir. İbrahim. Bunlar babaları. Bunlar babaları ya. İbrahim de öyle. Hani yapıyoruz onu. O çekirdeği Türkiye'ye geliyorum. 2-3 ayda bir giriyorum. Ziyaret ediyorum. Kalıyorum. Derken ev dersleri
mabetler, dershane açılıyor. Dershanede en fazla 2 sene kalacaksın. 2 sene, 3 ayda bir git, 2 ayda bir git, git, git. Ondan sonra ayakta kaldılar mı? Daha bırak onları. Daha takip etme sevgili kardeşim. Yer yer belki senede 1-2 defa, 1 defa uğrarsın. Çünkü artık kendisini inşa etsinler. Kendi ayaklarının üzerine dursun. Çünkü oraya zaman verme, çünkü daha onun gibi çok yer var. Oraları inşa et şimdi. Orayı yap, oraya gittim. Orada da bir dershane. Orada da işte bazıları hoşuna gidebilir, gitmem. Orada da belli bir şey aşama oldu. Pat diye. 2 sene oraya şey yap, 2-3 sene seviyesine göre. Ondan sonra onları bırak başka bir yere. Öbek öbek. Kendi üzerlerine dursunlar. Tamam mı? Onlara ellerine şeyi bırakın. Laikaları tutunmalarını sağlayın. Daha hiç korkmayın. İsterse Moskova'ya koyun. Şahıs merciyetini değil, külliyattan ders almayı, külliyat esas almayı, beşer hata yapabileceğini ama külliyatın hata yapamayacağını, yapmayacağını, çünkü insan değil. Risale-i Nur insan değil, nurcu insandır. Nurcu hata yapabilir, insan hata yapmaz. İslamiyet hata yapmaz, Müslüman hata yapar. Çünkü Müslüman insandır. Onu verdin mi? Ki Allah'a ma sonsuz şükürler olsun, istisna bir yer yok. Hepsine laikayı esas yap, tutturduğumdan veya vesile oldum Allah nasip ettiğinden, hiçbir yerde hizmet sorunu, yani külliyatı ve hizmet sorunu yok. Varsa kişiler arasındaki sorun var. Onu her tarafta olur. Yani hizmet aynı devam ediyor. Kendi alemlerinde ki sorun başka bir şey. Ama hizmet sorunu, bu hak mıdır, doğru mudur, bu nasıldır diye sorgulanmıyor. Sonsuz şükürler olsun. Hatta beni reddetseler bile, en çok sevdiğim de ahlak doğudur. Son cümlemle alakalı söyleyeyim. Burada bile siz şahitsiniz, yok seksimi düzeltin. Öğle namazını kılıyoruz, sünneti kılıyoruz, ben geç geldim diyelim. Cemaat bitirmiş. Beni bekleyip kâmet getirseniz o namaz mekruh oluyor. Kişi ama imamsa, imamlığa ben geçiyorsam, sizden üstün meziyetlerim şeyim varsa, ha o zaman imam beklenir. Ama yok ben sıradan birisiyim ve siz zaten geçiyorsanız, kişiyi cemaate karşı bekletmek mekruhtur. Ve bunu da zaten yapmıyorsunuz elhamdülillah. Yani bunu şey yapan insan, yani beklemeyeceksiniz, ondan sonra yürüyeceksiniz doğru bildiğiniz yerde ama külliyata sadık olarak laikaları ve imani dersleri yaparken lütfen yanınıza bir ajanda alacaksınız. Havalimanındasınız, sağda soldasınız, telefonunuza yazı yazma özelliği var. Okuduğunuz veya okumadan havalimanında bekliyorsun. Ömrüm öyle geçtiği için söylüyorum havalimanı. Birisi başka yerde olur. Arabada seyahat ediyorsunuz. Böyle dışarıya bakıyorsun cama. Allah Allah. Adapazarı'ndan geçiyorsun. Çok güzel bir mana geldi. Ha bu benimdir deme. Hemen kaydet. Kaydet kardeş. Allah Resulü diyor ki kuş gibidir. İlham ayağından bağlayınız. Kaydedin. Evet. Taassubunuzun kıblesini göstereceksiniz. Taassup İslam'adır, Allah'adır, Kur'an'adır, Risale-i Nur'adır. Onun kıblesi de laikalardır. Yani onun çizdiği şekilde taassup olmalı. İslami ve cemaata, İslam'a ve cemaata yaparsın taassubunu. Meşrebine taassup yapma. Çünkü İslam ve cemaat senin meşrebine sığmayacak kadar büyük olduğunu unutma. Yani mesela İslamiyetini veya dini cemaatını, sen dini cemaatin var, nurculuk, tarikatçılık, bilmem ne. Yani koca İslamiyet senin cemaatine girmeyecek kadar büyüktür İslamiyet. Veya nurculuk senin meşrebine girmeyecek kadar büyüktür. Veya mana benim anlayışım kadar küçük olamaz, benim anlayışıma girecek kadar küçük değildir diyeceksin. Kuşatıcı ve merhametli olacaksın. Özelliği varsa onu hizmette aktif edeceksin. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratel mustakim. Sıratel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veladdallin. Amin, amin, amin. El-Fatiha temel selamat.